yetişin! Biri düştü camdan, yetişin! Yardım edin! Yardım edin! Ay Zafer! Zafer yardım edin, biri gelsin, yetişin! Ay gel, gel Zafer! Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Ay bir ambulans çağırsın, yetişin! Gelin yukarıdan düştü. Bir ambulans çağırın, yaşıyor mu? Ambulans çağırın. Yukarıdan düştü camdan. Ay. Alo. Hemen bir ambulans lazım. Adresi veriyorum. Zafer. Ay, ay Zafer. Ambulans geliyor mu? Zafer. Yok mu ya? Ay. Camdan düştü. Çağırın ya. Şadi şimdi hemen bize gideceğiz. Her şey yolunda, tamam mı? Ali, oğlum benim eve gitmem lazım. Çocuklar dün gece komşuda kalmışlar. Gidin ben onları okula göndereyim mi? Şadiyem size emanet. Rıfat, bak benim ablanı eve götür. Bir işi varsa hallet. Çocukları da okula bırakırsın, tamam mı? Tamam abi. Yok oğlum, ben yaparım. Gerek yok. Ablacığım olur mu öyle şey ya? Ben bırakırım sizi. Ben bir abime bakayım ya, merak ettim. Yok yok, merak etme. 10 dakika fazla uyumuşuz işte. Sıkıntı yok. Ne bakıyorsunuz ya? Kimse çay vermeyecek mi bana? Vermeyeyim. Gerçi elinizden çay içmeye layık değiliz ama... yine de sağ olun gelin hanım. Çiş gibi de olmasın. Ben yemek yiyorum. Tamam, tamam. Allah aşkına, fark etmedim ben. Ben bugün bir tane kadın tuttum, geliyor zaten. Yani yemek falan yapacak. Böyle çok balık falan istiyorsanız da aşağıda şelalenin orada Mustafa Işık diye bir adam kırmızı benekli alabalık yapıyor. Gideriz yeriz. Biz bir yürüyüşe gideceğiz önce ormana. Ondan sonra gideriz. Öyle mi? Hı. İyi, siz yürüyün, benim işim var. Ya akşam şey öyle bir laf ettim ama hani... öyle seni biliyorsun değil mi? Hani... Yok. Hiç yani. Ya sabah sabah gerçekten germeyin beni. Ben bıraktım, kim yani kendine kimi yakıştırıyorsa yakıştırsın. Değil mi? Hiç yani. Tabii. Allah'tan kardeşim sahip çıkıyor bana. Sen bana verdin yani kızı. Ben ne karışırım abi? Kendi bileceği iş yani. Bana bakın. Bu konu hemen kapansın. Yeter artık. Vallahi çıkıp giderim kapıdan ha. Hmm, tamam ya, tamam tatlım. Bir şey yok. Kızma hemen. O ne ya, yıllık yıllık dur. Neyse ya, hadi. Baldız biz çıkalım yürüyüşe. Canım ben senin montunu da alayım, hazırlayayım, tamam mı? Gidelim, kalkalım biz artık, hadi. Hadi. Hayırdır ya? Şişt. Ben senin nereden baldızın oluyorum? Sen hani sonuçta Narin'le kardeş gibisin. Ya hemen yani hırlıyorsun Deniz sen de. Yo yo, iki taraftan da baldız oluyor yani. Hem ırmaktan hem Narin'den. Ne ki sırıtı. Maşallah neşeniz yerinde Sermet Bey. Harikayım, kabıma sığamıyorum. Benim. Bu Zafer Şadiye'nin kafasını gözünü patlatmış. Şadiye de hapçım intihar etmiş. Allah'tan Ümmü oradaymış da hastaneye götürmüşler kızı. Malum da böyle olmasın. Şadiye birkaç günü toparlar, gittiği zaman kendi gözüyle görür. İki gün şurada kalacaklar, burunlarından gelmesin. Zaten Şadiye benim evde, bir sıkıntı yok. Bu Zafer'i kahretsin ya. Öldüreceğim onu ben. Sen merak etme. Ay. Ya Şadiye, şimdi biliyorum bir şey görecek gözün yok da... hani bir gayret gözünü açacaksın, bakacaksın bu dünyaya. Bu güzelliği bir göreceksin. Daha genceciksin öyle, haplar falan. Ne güzelliği ya? Ne güzelliği? Neresi güzel şu denizinin, gökyüzünün, bu İstanbul'un? Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu uçan kuşlar var ya, onlar kadar bile yerim yok benim bu şehirde. Şadiye, bak böyle konuşursan götürürüm seni, kapatırım bir kliniğe. Elini kolunu bağlattırırım, burnuna kadar da yaptırtırırım ha, haberin olsun. Hmm, biliyorum. Bir de dayatırsınız beynime silahı. Terapiye falan gönderirsiniz beni, değil mi?
gıcıklar ya. Ya işte sen böyle gül. Sen böyle gül, ben sana kurban olurum ya. Ya sinirden gidiyorum ben burada. Vallahi Ali abi her yerim ağrıyor ya. Artık nereye götüreceksen götür beni. Ya tamam gideceğiz de. Abim daha evinden arıyor işte geceden beri. Sen uyuyordun, konuşamadı, seni merak ediyor. Hani bir arasan, bir sesini duysa. Nari yenge de orada, da onu durumu pek çaktırmıyoruz. Ha, bir arasan. Aman abi, aman. Şimdi yok Zafer'di, yok ben sana dedimdi falan filan. Hiç çekecek halim yok. Gidelim biz eve, oradan ararız kimi arıyorsak. Peki, olur. Çok güzel bu orman. Bayıldım. Ev de şahane. Oo. Daha seninle birlikte gitmek istediğim o kadar güzel yer var ki. Aslında ne diyorum biliyor musun? Şöyle işi bıraksan da sen, seninle uzun önce bir dünya seyahatine çıksak. Ha? Vallahi çok güzel olur gerçekten ama maalesef ben de her ölümlü gibi çalışmak, para kazanmak zorundayım. Ve paramız var sevgilim. Ya tabii ne demezsin. Su alacağım Fırat'cığım, para verir misin? Ayakkabı almam lazım, para verir misin? Aa, yok artık. Doğru ya, ben çelinmeye yoruyorum ki. Narin geldin, narin gideceksin işte. Peki şöyle bir şey yapsak, sana borç para versem olmaz mı? Sen dünya seyahati falan diyorsun ama yani bebek ne olacak? Nasıl baba olacağım bilmiyorum zaten. O konuya o kadar yabancıyım ki. Kendini alıştırsan iyi edersin. Az kaldı. Şadi'ye bak, dinle beni. Her şey kötü geliyor sana, biliyorum hayatım. Ama vallahi geçecek, söz veriyorum geçecek. Ben o iti mahkemelerde kendim süründüreceğim sana yakaldırdığı için. Deniz abla, ablama hiçbir şey belli etme bak, tamam mı? Aklı çıkar sonra ne olur. İyi misin Şadiye? Merak etme kızım, merak etme. O itin hesabını ben keseceğim, merak etme. Narin kusura bakma ama ırmağa olan öfkem çocuğa olan duygularımı da etkiliyor. Ben iyi baba olamam. O kadını da hayatımda istemiyorum. Doğa sana bunu sormaz. Sadece çocuğu kucağına verir, sen de baba olursun. O kadar. Böyle de olacak. Zamana ihtiyacın var, değişeceksin, sabret. O çocuk senin. Ya, baba olmanın yolu bu değil. Zaten psikolojik olarak sakat bir ortamda dünyaya gelen çocuktan... Narin, deli bir annesi var. Başka bir hayat kurmak isteyen babası. Yapamam. Nasıl bir hayat olacak ki o çocuk? Çok güzel bir hayat olacak. Sen ona sevgi vereceksin. Şefkat, mutluluk vereceksin. Çok iyi bir baba olacaksın. Çok iyi bir hayat olacak. İstemiyorum. O kadını istemiyorum hayatımda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.